şunu söyleyebilirim. UEFA Türk takımlarının şampiyonalarda olmasını istiyor. Evet. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu biliyor. Ben kapanış konuşmamda şunu söyledim. Türkiye futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Bölgemizde içinde bulunduğumuz coğrafyadan ötürü içte ve dışta sıkıntılarımız çok. Halkımızın tek teselli yeri, huzur ve güveni bulması hafta sonları futbolla oluyor. Ve Akdeniz karakteriyle oluyor. Bu nedenle lütfen Türk futbolu, sadece Galatasaray değil, bütünü ile lütfen destekleyin. Hatalar var. Biz kendi Fenerbahçe Beşiktaş'ın mal durumu için konuşamam. Bu benim haddime değil. Ama Galatasaray için biz 2 yılda bunu düzelteceğimize inanıyoruz. Ama lütfen Türk takımlarını tolere edin. Çünkü devletin de projeleri var. Amatör sporlar için onu da anlattım. Çünkü Sayın Osman Bakın çok büyük katkısı var bunda. Kulüpler Birliği de mücadele ediyor ama Osman Bey ile Sayın Bakanımla ben geceleri çok çalıştık. Meclis düzeyinde, meclis içinde. Ve bu yasa çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destek ve onayıyla. Buradan Türklere de teşekkür ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. UEFA da bu konuda hassas. İnan Ender Bey şu konuşmamızı da dinleyebilir, tercüme edebilirler. Ben kimseyi kırmak, üzmek istemiyorum. Şunu söyleyeyim. Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu biliyorlar. Hatalarımızın da farkındalar. Fakat umarım en az cezayla bu Türk futbolu yoluna devam eder. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ndiaye transferinden Rodriguez'e teklif olup olmadığına ve Nagatomo'nun bonservisine kadar birçok detayı yine A-Spor'da paylaştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A-Spor'da spor yayınları müdürü Ender Bilgin'in sorularını yanıtladı. Cengiz, Ndiaye'nin Galatasaray'a geliş sürecindeki iddialara açıklık getirdi. Hukuken baktığımızda her şey doğru. Sadece şunu söyleyeyim, bize maliyeti bilinenden daha yüksek oldu. Bilinenden. Onun için biz bize gelen 14,5'luk teklifi kabul etmedik. Zaten hoca da gitmesini istemiyordu. Kendisi de istemiyordu. Ama ne olduysa oldu. Menajeri sanırım olabilir. Ne vaatler oldu. Hoca da çok sinirlendi. Bana telefon attı. Bunun kafasını bozmuşlar. Şeytan girmiş kafasına dedi. Bundan artık bir halt olmaz Sayın Başkanım dedi. O zaman biz oturduk. Zaten transfer dönemi kapanıyordu. Benim 3 günüm vardı. 3 gün içinde 14,5 16 yaptık. İmaj hakkı istiyordu. 600 bini yok ettik. Özetle 3 milyon avroya yakın, yani 10-12 milyon 15 milyona yakın bir avantaj sağlayarak transferini son saniyelerde yaptık. Tabii teklif geldi. Geldi. İsim vermeyeceğim. Biz o teklifi, Rodriguez geleceği parlak olduğunu inanıyoruz. Galatasaray müthiş bir arena, bir pazar. Yüksek ve bizi, kamuoyunu, Galatasaray camiasını, tüm kesimlerini tatmin edecek bir rakam bulmadan, artı teknik heyetimizin de onayını almadan satmayız. Nagatomo için Japon Büyükelçiliğinden teşekkür mesajı geldiğini anlatan Cengiz, Inter'le pazarlık halinde olduklarını belirtti. Biz bunu çok söylediğimizde diğer menajerler hani paramız var deyince atlıyorlar ya, onun gibi maalesef Inter'de, tabi İtalyanlar bu işte bizi sulu götürür, susuz getirir. Maşallah. Ha, biz de fena değiliz ama biz de iyi negoşiyet ederiz. Hiç merak etmeyin. Mesleğimiz yöneticilik. Fakat biz Nagatomo'nun kalmasını istiyoruz ama her zaman B planımız vardır.